Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Samsung'un yeni çıkarmış olduğu, son çıkarmış olduğu amiral gemisinden iki tane çıktı. Bir tanesi S6 Edge, bir tanesi de S6. Bendeki Galaxy S6. Galaxy S6'yı inceleyeceğim. Hava güzelken dışarıda çekelim dedik. Hani ferah ferah stüdyoya tıkılmayalım dedik videoda. Şimdi telefon tasarım olarak alt tarafı biraz böyle tanıdık geliyor. Fakat oldukça şık duruyor. Hani biraz lükse kaçmış. Şöyle söyleyeyim, 14 santim yani 14.14 falan civarı bir boyu var. 7 santim bir genişliği var ve 6.8 milimetre bir inceliği var telefonun. Telefonda şey dikkat çekiyor, yani şu kamerası çıkıntısı çok şey, hani masada böyle tam durmuyor, dikkat çekiyor. Fakat kamerası oldukça iyi, hani bayağı başarılı buldum ben kamerasını. Oldukça, yani ne zamandan beri böyle kaliteli bir Samsung kamerası görmüyorduk. Artık hani tabii doğrusu şeylerden S, Galaxy S serisinde, Note serisi yine iyiydi de S serisinde kamera sıkıntısı çoğu zaman oluyordu. Bunda bayağı sağlam kamera yapmışlar. Burada işte flaşını görüyorsunuz. Sensörü var. Kalp, işte vücut ısını falan ölçen ayrı bir sensörü de var. Bir lazer odak şeyi var. Hemen anında odaklamasını sağlıyor. Telefonun Antutu testini yapınca oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Hatta zirvede, yani S6 serisi. Onlar ekranına gelir şimdi. Bayağı şık buldum ben telefonu. Ön tarafı ve arka tarafı da cam. Gorilla Glass 4 ile kaplanmış. Ve Samsung'un kendi işlemcisi Exynos işlemci kullanmış. Exynos 7420 olması lazımdı. 8 çekirdekli bir işlemci. Fakat 4'ü 1.5 GHz Cortex-A53. Diğer 4'ü 2.1 GHz. Evet, şu anda bir şey geldi. 2.1 GHz Cortex-A57. Yani Cortex-A9'dan nerelere gitti. Bir işlemci arasındaki fark, GHz farkı da şundan kaynaklanıyor. Çok fazla yük istemeyen uygulamalarda, programlarda ya da işte aktarata çalışan uygulamalar birikmedikçe cihaz kendini 1.5 GHz işlemcide çalıştırıyor ve daha tabii ki de az şarj yiyor. Şarj konusunda değinmişken 2550 mAh pili var ki bence 5.1 inç 2K ve 577 ppi bir ekrana göre de pili biraz az gibi geliyor. Yani full parlaklıkta kullanırsanız o pil sizi bir gün götürmeyebilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü ekranı oldukça iyi bir telefon. Hani bayağı cayır cayır götürüyor. 3 GB RAM ile geliyor. Minimum 32 GB hafızayla geliyor telefon size. Cihaza herhangi bir, hani kapağını açayım dışarıdan SD kart takayım olayı yok. 32 GB minimum. Pakette 32-64-128 olarak geliyor ülkemizde o şekilde. 3 GB RAM var. Kamera konusunda şimdi fotoğrafları, hatta bir tane çekeyim şuradan da. Bayağı canlı çekiyor. Hatta şunu direkt koyarız. Ön kamerasını söylemedim. Selfie kamerası 5 megapiksel. Kendi kamerası 16 megapiksel ve oldukça iyi. Şöyle bakayım. Bence oldukça da iyi. Zaten artık selfie kamerası falan, yüzünü tanıdığınızda hani fotoğraf çekmek için parmağını şu arkaya dokundurun, çeksin diyor. Güzel. Hatta şöyle çekeyim ya. Aa bak, kendi kendine çekti. Kamera konusunda bir sıkıntısı yok. Bence dediğim gibi fotoğraflardan da zaten kendiniz görürsünüz. Kamerası mükemmel. 4K video çekebiliyor. 30 kare olmakla beraber tabii ki de 4K video çekebiliyor telefon. Ve 138 gram bana kalırsa kasasına göre oldukça hafif yapmışlar. Şu üst tarafında infrared teknoloji var. Uzaktan kumanda zımbırtısı var yani. Bunun bana görüntü olarak çok hoş gelmedi ama yine uzaktan kumandalarıyla televizyonunuzu, klimanızı ya da işte neye çalışıyorsa artık onları kontrol edebilecek programları kurup telefonunuzda işlem yapabiliyorsunuz. Bu arada cihazda işte kalp atış sensörü olsun. Onun dışında şey var. PayPal'de ya da PayPal, artık bizim çoğumuzun telaffuz ettiği şekilde PayPal'da, yani PayPal'de parmak izi tanımlı ödeme işlemini de yapabiliyorsunuz. Yani bu demek olur ki cihaz parmak izi de kilit ekrana koyabiliyorsunuz. Bu arada hani cihaz, herkesin soruyor ya işte Lollipop ne zaman gelecek, 5.0 yani şu cihaz ne zaman güncellenecek falan. Bana kalırsa hiçbir farkı yok. Hani niye bu işletim sistemi güncellemede bu kadar meraklıyız onu da bilmiyorum. Hani yine Facebook'a gireceğiz, yine Twitter'a gireceğiz. Fakat cihaz yine 5.0.2 Lollipop'la geliyor ki doğal olarak. Ben yani tip mip olarak, şekil şem olarak hoşuma da gitti. SAR değerini söyleyeyim. SAR değeri şurada hani 4 tane çentik olmasına rağmen, ki bunlar anten çıkışı hani daha fazla çeksin olmasına rağmen, hani kafada direkt şu oluyor, antenleri çok dışarı belli oluyor, daha fazla SAR değeri yayıyordur diye. Öyle bir şey yok. Tabii teknoloji geliştiği için onu önüne geçiyorlar. Ha, bu arada 4G var dememe gerek yok herhalde. 4G var artık. Ki biliyorsunuz Mayıs'ta da, önümüzdeki aylarda da ihalesi yapılacak Türkiye'de. SAR değerini konuşuyorduk. Kafada 0.38 watt bölü kilogram. Vücutta da 0.5 watt bölü kilogram. Bu arada ben SAR değerine SAR değeri diyormuşum herhalde. Eksiklikten birisi de öyle yazmış. Onu da okudum.
ki sar değeri diye biliyorum. Hani öyle konuştuğumu zannediyorum en azından. Tek ağla. Evet, cihaz kısaca bu. Bu arada ötüyor kendi kendine. Birçok ekstra güzel özelliği de var bunun yanı sıra. Güç tasarrufu modu var mesela ve tem olarak koymuşlar bunu. Siyah beyaz oluyor ekran. Hani bir anda her şey gidiyor. Fakat oldukça da götürüyor. Hızlı şarj olma özelliği var. Ki bataryası fast charge olarak geliyor. Yani hızlı şarj eden bir batarya olarak geliyor. Bir saatte yaklaşık telefonunuzu fullliyor. Ki doğru olarak fullliyor. Normalde benim mesela Samsung telefonum vardı. Bayağı bir, ben tabii hor kullandığım için telefonu. 20 dakika doluyordu ama bir saatte bitiyordu. Bataryası artık ölmüştü. Öyle değil. Yani bir saat doldurduğunuz bataryayı da güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz normal ömrü kadar. Evet, cihaz bu. Oyun zaten test etmeye falan gerek yok. Ki kendi işlemcide Exynos ya da Equinox işlemci artık neyse. Altta şuraya bir yere lütfi yazsın. İşlemci oldukça etkili. Hani zaten Samsung'un kendi işlemcisi. Herkes hani Qualcomm Snapdragon'la falan gelir diye bekliyordu ki biz de öyle bekliyorduk. Çünkü Note 4'ü iki şekilde getirmişlerdi. Bir Qualcomm'lu, bir Exynos'lu. Bu herhalde Qualcomm çıkacak derken. Yani şahsen ben öyle bekliyordum. Exynos'la çıktı ve oldukça da temiz olmuş. Öyle, cihaz bu. Bizi Webtekno TV YouTube kanalına abone olarak takip edebilir. Webtekno Facebook ve Twitter hesaplarımızı beğenerek de, followlayarak da takip edebilirsiniz. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bunun ekranın yanlarındaki ekranı nasıl gelince onu tanıtacağız da. Ben de onu merak ediyorum aslında.